Megamek'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'de müzik alanında başarılı isimlerden olan Demet Akalın yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle gayrimenkul alanında yatırımlar yapan Akalın, mankenlik döneminde kendisine bir ev aldığını söyledi. Mankenlik yaptığı dönemde zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Akalın, evinde şu sıralara oturan kiracısının ise 5000 lira ödediğini söyledi. Kendi sunduğu Gel Konuşalım programında kiracısının yaptığı açıklamalardan ve yaşanılan krizden bahseden Akalın, 5000 liraya bugün bir yere gidiyorsun, 4 kişi 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5000 liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak. Emlakçıya gidip programda bahsetti. Zam yapacaktım, vazgeçtim. Sen kimsin ki? Ev benim. Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zamanlar mankenlik yapıyordum. Ayakta bekliyordum. 10-12 saat ifadelerini kullandı. Şarkıcı Selen Gör Güzel estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Gör Güzel geçtiğimiz ay bıçak altına yattı. Yüzünü ve boynunu gerdiren 45 yaşındaki ünlü isim göz kapaklarını da aldırdı. O karelerini de sosyal medya hesabından paylaşarak çok gergin olduğum doğrudur notunu eklemiş, sonra da fotoğrafı silmişti. Günler sonra objektif karşısına geçen Gör Güzel bu sefer paylaşımına "Hoş geldin yeni Selen" ifadelerini kullandı. 6 yıldır kendisinden 19 yaş büyük DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan 33 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan, geçtiğimiz sene Ataşehir'de yer alan bir mekanda konser vermişti. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Aslan, Ece Yosmoğlu ile yaptığı evlilikten 3 kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu. Aşkları tüm hızı ve coşkusuyla devam eden ikili, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Aslan, Doğulu ile çekilen bir karesini Instagram sayfasından hikayeler bölümünden yayınlayarak "Kocam da kocam" mesajını yazdı. Dekolteli sahne kostümleri yüzünden eleştirilen Hadise, konser videolarıyla gündemden düşmüyor. Hadise kendisine gelen eleştirel yorumlara inat tarzından ödün vermiyor. Şarkıcıya destek olan Yeliz Yeşilmen, Hadise'nin son sahne kostümünü görünce dayanamadı. Dekolte giymesini Hadise'ye çok yakıştırıyorum diyen Yeşilmen, devamında ise şunları söyledi. Hadise dışındaki diğer insanlar da bence irite edici duruyor. Çünkü sahne şov yapmadan sadece soyunup durmak değil, o kıyafetleri giyiyorlarsa onun altında bir şov olması lazım. Üzgünüm. Hadise dışındaki herkes de çok basit duruyor. Amaç soyunmak değil, amaç şov. Anlayın artık. Hadise kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.